Selamlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün patatesli sütlü börek yapacağız. Hazır yufkadan yapacağız. Ramazan'da yapabileceğiniz, karnınızı tok tutacak harika bir börek oluyor. Yufkalarım burada. Toplamda 6 tane yufka var. Şöyle hazır paketlerden aldım. Burada da 5 tane patatesim var. Patatesli yapacağım için patatesi bol kullanacağım. Hemen başlayalım. İlk önce patatesleri soymakla işe başlıyoruz. Patateslerimizi soyacağız. Şöyle bir soyacak var. Hemen soyacağımızda patatesleri çabuk çabuk soyalım. Ve böreğimizi iftara yetiştirelim. İşte böyle soyacağız. Bir tanesini soydum. Diğerlerini de soymaya devam ediyorum. Patatesleri hazırladım. Şimdi hemen bol suda yıkayacağım. Daha sonra rendeleyeceğiz. Patatesleri yıkadım. Şimdi hemen rendemle rendeleyeceğim. Tavamın içine hemen rendeliyorum. Rendenin biraz iri yerinde rendeleyeceğim. Rendemizi alıyoruz. Evet. Patatesleri rendeledik. Patateslerimizi hazırladık. Şimdi ocakta biraz patatesleri pişireceğiz. Daha sonra böreği hazırlamaya geçeceğiz. Hemen pişirmek için ocağa gidiyoruz. Patatesleri ocağa koyduk. Üzerine şimdi sıvı yağ döküyoruz. Biraz pişireceğiz. Şöyle yarım çay bardağı, azıcık fazla da olsa olur. Sıvı yağını döküyoruz. Tuz ilave ediyoruz. Şöyle göz ayarı tuzunu kendinize göre atın. Kavuralım. Çok fazla da kavurmanıza gerek yok ama birazcık kavuracağız. Pişerken fırında börekler zaten pişecek. Birazcık kavurmak mı yeterli. Biraz ben üzerine kırmızı pul biber atıyorum ama isteğe bağlı. Atmayabilirsiniz. Karabiber atabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Artık kapatalım. Bu kadar pişmek yeterli. Patatesleri pişirdim. Şöyle ne kadar, bakın bu kadarcık bir peynir içine rendeleyeceğim. Bu isteğe bağlı. Yoksa rendelemeyin. Ama koyarsanız azıcık lezzeti değişir tabii ki de. Şöyle ufak, gördüğünüz gibi çok fazla büyük değil. Bir parça peynir. Peynirini de rendeledik. Şöyle karıştıralım peyniri de, sıcağından erisin. Bu kelle peyniri, eriyen peynir. Kaşar da koyabilirsiniz ama bu daha güzel yakışıyor. Şöyle bakın, iyice karıştıralım. İçinde her yere gelsin. Patatesli çarjımız hazır. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Burada soğusun. Sosunu hazırlamaya geçelim. Hemen sosunu hazırlayalım. 1 litre sütten hazırlayacağız. 6 tane yufkam var. Paket yufka kızlar. Onun için sosu biraz bolcana hazırlayacağım. Hemen hiç ölçmeden kabımın içine döküyorum. Sosu bol olacak. Çünkü yufkalarımız biraz kuru. Hazır pakette. Bir tane yumurta kırıyoruz içine. Biraz tuz veriyoruz. Şöyle ne kadar? Göz ayarı artık. Herkes kendi gözüne göre ayarlasın. Sıvı yağını dökeceğiz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bakın şöyle ince belli çay bardaklarından sıvı yağını da döktük. Tuzunu verdik. Yumurtasını kırdık ve sosu şöyle çırpıyoruz. Evet,
Çırpma işlemimizde soverdi. Sosumuzu hazırladık. Hemen şimdi böreğimizi hazırlamaya geçiyoruz. Sütlü, yumuşacık, pufur pufur patates sütlü böreğimizi hazırlayacağız. 6 tane yufkam vardı benim burada. Şöyle açalım. Bu paket yufkalar biraz kalın oluyor. Onun için kalın ve kuru oluyor. Onun için sosu biraz bol dökeceğiz. Böyle çıkaralım. Gördüğünüz gibi yufkalarımız da burada hazır. Hemen geçelim hazırlamaya. Tepsimizi ilk olarak yağlayalım. Şöyle tepsimize biraz sıvı yağ döküyoruz. Güzel yağlıyoruz. Şöyle her yerine gelecek şekilde yağladık. Evet. Hemen yufkamızı seriyoruz. Şöyle serelim. Sosumuzdan şöyle yufkamıza serpiyoruz. Şöyle fırçayla her yerine biraz gezdirelim. Yufka şöyle ikiye kesiyoruz. Kestiğimiz yufkanın uç kısmına şöyle patatesten koyacağız. Şöyle yaydıralım. Diyoruz, yuvarlayacağız. Güzelce şimdi katlıyoruz. Bir şekilde yuvarlıyoruz. Yuvarladık. Hemen şöyle yuvarlayıp bakın tepsimize koyacağız. Bu şekilde tepsimize koyuyoruz. Bir tanesini hazırladık. Yerinde yapalım. İkinciyi de koyduk. Bu şekilde hazırlayacağız. Böreğimizi hazırladım. 6 tane yufka böyle koca bir tepsiye tamam iyi geldi. Patateslerin bir tanesine yetmedi. Ona da ben ne yaptım? Hemen birazcık peynir rendeledim. Onu da peynirle yaptım. Hemen şimdi devam ediyoruz. Sosumuz burada. Kalan sosumuz burada. Şimdi bu böreğin içine üzerine bu sosu dökeceğiz. Dökeceğiz ki fısır fısır kabarsın. Sosu şimdi üzerine şöyle bakın. Yufkaların üzerine bunu tamamen dökeceğiz. Hiç kalmayana kadar. Şöyle bakın her yerine gelecek şekilde sosumuzu döküyoruz. İçecektir zaten yufkalarımız. Kuru yufka. Şöyle her yerine dökeceğiz. Şöyle döküverelim hemen. Her tarafına gelsin bu sos.
Zaten ben bir taraftan döktükçe yufkalar sosu hemen içiyor. Çünkü kuru yufka olduğu için hemen içecek. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Sosu tamamen içine içmesi için ne kadar? Yarım saat, bir saat arası bekleyeceğiz. Tamamen içtikten sonra böreğimizi pişireceğiz. Evet, böreğimizi bekledim. Bakın hiç sütü, sosu kalmadı. Tamamen sosunu içti. Şimdi fırına vereceğim. Nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Piştiğinde de servisini yapacağım. Evet, böreğimiz hazır. Şimdi üzerini kapatacağım ki buhar yapsın ve üst kabukları biraz yumuşasın. Daha sonra dilimleyeceğiz. Üzerini kapatıyoruz. Biraz bekletelim, soğusun, buhar yapsın. Daha sonra dilimleyeceğiz. Evet, böreğimizi bir açalım bakalım. Biraz beklettim. Daha hala sıcak ama servisini yapalım ve videomuzu bitirelim. Şöyle dilimleyelim. Evet, içi dolu dolu patatesli sütlü böreğimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız. Tabi tadına tuzuna bakamıyoruz oruçlu olduğumuz için. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın.